Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte iPhone güncelleme takvimine bir göz atacağım. Bu videoyu neden çekiyorum ben? Daha önce iPhone 11 ile ilgili bir video çekmiştim ve 2023 yılında iPhone alınır mı gibi bir soru sormuştum ve bu sorunun yanıtını vermiştim. O videonun içinde bir tablo kullanmıştım ve o tabloyu da ben Statista isimli bir internet sayfasından almıştım. Çok da hoşuma gitmişti. Hatta onunla ilgili de bayağı yorum aldım. Hani iPhone ne kadar güncelleme alıyor vesaire deyince aslında aklıma şöyle bir soru geldi. Apple iPhone modellerine ne kadar güncelleme veriyor? Kaç güncelleme veriyor? Bunu bir anlattığım video çekmek istiyorum. Bu neden önemli? Şundan dolayı telefonun ömrü aslında biraz da güncellemelerle de ilgili. Yani ne kadar çok güncelleme aldığıyla da ilgili aslında bir ömrü söz konusu. Yani sadece donanımsal olarak değil, aynı zamanda yazılımsal olarak da bir ömrü var. iPhone'larda bu ne kadar oluyor, nasıl oluyor? Buna bir göz atmak istiyorum. Ben tabloları sevdiğim için biliyorsunuz ve bu tablolar üzerinden de ilerlemeyi sevdiğimden dolayı burada çok güzel bir tablo var. Şimdi o tabloyu size ekranda göstereceğim. Aslında böyle biraz da büyük bir tablo arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hatta ben şöyle bir zoom gireyim. Şurada benim tabletim var. Burada 2007 yılında çıkan ilk iPhone'dan 2023 yılında çıkan, daha doğrusu 2022 yılında çıkan şu anda piyasada olan iPhone 14'e kadar bütün modellerin güncelleme takvimi görülüyor. Ben böyle tek tek anlatacağım ama şöyle bir öneride bulunuyorum size. Bu videoyu diyeyim, bir sene sonra izlerseniz Statista'nın bu şey tablosu da güncelleniyor. Girersiniz sayfasında bakarsınız, Google'da yazın işte iPhone support table falan gibisinden bir şey yazıp yanına Statista yazarsanız çıkıyor. Telefon almaya karar verirken iPhone modellerinden birini acaba kaç güncelleme alır, nasıl alır merak ediyorsanız bu tabloya bakabilirsiniz. Şimdi tablonun en üstündeki ilk modelle başlıyorum. iPhone 2007 yılında çıkan ilk iPhone modeli 3 tane güncelleme almış. iPhone 3G 2008 yılında çıkmış, o da 3 güncelleme almış. iPhone 3GS 2009 yılında çıkmış, 4 güncelleme almış arkadaşlar. 3.0, 4, 5 ve 6 olmak üzere iOS'tan bahsediyorum. iPhone 4 de yine 4 güncelleme almış, 2010 yılında çıkan. O da 4, 5, 6, 7'yi almış iOS. iPhone 4S 5 güncelleme almış arkadaşlar. Burada bir çıtayı yükseltmiş Apple. 5, 6, 7, 8, 9'u almış. iPhone 5'te yine 1, 2, 3, 4, 5 güncelleme var. Bu da 6, 7, 8, 9 diye geçiyor. 9, 10 diye geçiyor pardon. 5C'de 4 güncellemede kalmış. Bu neden bilmiyorum. Donanımsal bir sıkıntı olabilir. iPhone 5S'te ise 2013 yılında çıkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane güncelleme almış. Daha sonra iPhone 6 Plus'ta 5'e düşmüş. iPhone 6S'te ki en çok güncelleme alan modellerinden bir tanesi bu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 olmak üzere 3, 6, 7 tane güncelleme almış. Apple'da rekor budur arkadaşlar, iPhone'da 7 tane güncelleme alıyor en fazla. Ya yani bu da kabaca 7 yıl demek olur arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani 7 yıl boyunca güncelleme almış oluyor. iPhone SE'de bu rakam yine 7 olmuş. iPhone 7 Plus'ta 6'ya düşmüş tekrar. iPhone 8 Plus'ta, iPhone 8'de 6 olmuş. iPhone 10'da ya da iPhone X'te 6 kalmış. Zaten şöyle bir durum var. 17 duyuruldu. En azından ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle iOS 17 duyuruldu. Hala beta sürümü tabii ki şimdilik. 17, iPhone 8 ve 8 Plus alamayacak ve iPhone 10 ya da iPhone X'te alamayacak arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. iPhone XS'te Max sürümleri beraber 2018'e çıkan modeli 17 alıyor. Yani yeni sürümü alacaklar. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane güncelleme almış olacağı anlamına geliyor. 18 alamaz muhtemelen. iPhone 10R alıyor zaten. 17'yi de alıyor ve yine şu andaki güncelleme sayısı da 6. iPhone 11 şu anki güncelleme sayısı 5, yani bir tane daha alır. Yani benim tahminim. Yani 6'yı görür diye düşünüyorum. Yani 18'i de görecek. iOS 18, 11 vesaire, bunlar da aşağı doğru gidiyor. Yani o tablodan da zaten bakarsınız. Ben tabloda da hepsini göstereceğim. Şimdi biraz da bu güncelleme alıyor almıyor meselesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir gün telefonun güncelleme almaması ya da alması şu anlama geliyor. Öncelikle bir açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Bir telefon güncelleme almıyor diye tabii ki hemen çöpe atalım ya da kullanmamaya başlayalım değil. Ama bu süre 1 sene, 2 sene, 3 sene gibi böyle artmaya başladıkça güncelleme almama tarihi, güvenlik tarafında sıkıntılar olabilir. Aynı zamanda bazı uygulamalar şey demeye başlıyor. Hani eğer üzerinden belli bir süre geçtikten sonra, bu işletim sistemiyle ben çalışmıyorum. Yani yeni işletim sistemini güncellemenizi istiyor. Ama güncelleyemiyorsunuz da. O yüzden aslında fiziki bir sorun olmamasına rağmen yazılımsal olarak artık o telefonu kullanamaz hale geliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Bu konuya da dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Tabii bu hani eğer telefon böyle sadece alo demek için kullanıyorsanız çok sıkıntı olmayabilir. Ama ben bu telefona bankacılık uygulamaları kuracağım, WhatsApp kuracağım, şunu kuracağım, bunu kuracağım dediğiniz zaman güncel bir telefon istiyor bunların tamamı. Zaten sizin güvenliğiniz için de güncel olması gerekiyor. Ben zaten hani güncelliği geçmiş, işte üzerinden 2 senedir hiç
güncelleme almamış bir telefonu kullanmanızı da önermiyorum. O yüzden Apple cephesinde bir telefon almayı düşünüyorsanız ve hani acaba kaç güncelleme alır falan derseniz ben şunu söyleyebilirim. Apple minimumda 5 tane güncelleme veriyor. Son yıllarda baktığımızda da 6 güncellemeyi neredeyse sabitlemiş durumda. Yani 6 güncelleme veriyor hemen hemen son yıllarda çıkan bütün modellerine. Yani 5 en az olur, 6 büyük bir ihtimalle 6 tane de alır. Diyelim ki iPhone 11 almak istiyorsunuz değil mi? Bakıyorsunuz tabloya. iPhone 11 bugüne kadar 5 tane güncelleme almış. Bence bir tane de alır. Yani 18'de alır diye tahmin ediyorum iPhone 11'in. Ki üstte daha farklı modeller de var. Onlar da almışlar. Ondan önceki başka 1-2 model daha var. Onlar da alıyorlar. O yüzden 10 serisi alıyor. 11 bir tane daha alır. Yani 6'ya tamamladığımız zaman bir yıl daha güncelleme alacağı anlamına geliyor. Yani bir telefonu almaya karar vermeden önce bunlara bakarak da karar verebilirsiniz. Yani sadece donanımsal değil. Aynı zamanda bu yazılım güncellemesini alıp almayacağına karar vermek için de bu tabloya göz atabilirsiniz. Tabii şimdi bazılarınızı duyar gibiyim. Tamam Özgür Çetin, güzel anlattın. iPhone için söyledim. Peki Android cephesinde durum nasıl? Bununla ilgili ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Fakat Android cephesinde şöyle bir sorun var arkadaşlar. Android tarafında birinci sorun, çok fazla cihaz var. Ve her cihaza ne yazık ki güncelleme gelmiyor. İkinci sorun, her cihaza gelse bile örneğin Avrupa'da geliyor, Çin'de geliyor, ne bileyim Amerika'da geliyor, dünyanın başka bir ülkesinde, Japonya'da geliyor ama Türkiye'de gelmeyebiliyor. O yüzden ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak da ben markalara tek tek sorular göndereceğim. O soruların yanıtlarına göre size cevap vereceğim. Tabii Apple cephesinde bu daha kolay. Apple zaten bunu bir standart haline getirmiş durumda ve otomatik olarak bütün güncellemelerini ne kadar alacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Ama Android'de birazcık işimiz Allah'a emanet. Yani yine orada da bir model bazında konuşmak gerekiyor. Yani her markada her modeline güncelleme vermiyor. Ya da verse de bazen sorunlar da çıkabiliyor bu güncellemelerde. Ama iOS tarafında işlerin daha kolay olduğunu ve daha stabil olduğunu söyleyebilirim. Android tarafındaki üreticilere de sorularımı göndereceğim. Onlardan gelen yanıtlara göre ben de sizlere yanıt vereceğim. Ama genelde Türkiye'de ne yazık ki hani 2-3 tane veren oluyor en fazla. Bu konuda en iyisi Samsung. Samsung mesela A34 için 4 tane Android, ana Android güncellemesi. Yani diyelim ki 13 ile geldiğini varsayayım. 14, 15, 16, 17'yi alacak diyor 4 tane. Ve 5 tane de güvenlik güncellemesinin garantisini veriyor. Bu güzel bir şey tabii ki. Ama diğerlerine de soracağım. Vivo'nun da bazı modellerinde 2 tane güncelleme garantisi verdiklerini biliyorum. Onları tek tek soracağım. Oradan aldığım yanıtlara göre Android için de böyle bir video hazırlayacağım arkadaşlar. iPhone modellerinin alacağı iOS güncellemeleriyle ilgili olarak merak ettiğiniz sorular varsa ya da benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka olabilir. Yorumlarda yazın. Ben de elimden geldiğince onları yanıtlamak isterim arkadaşlar. Ve aynı zamanda kanala da abone olun. Bunu her videonun sonunda söylüyorum. Sebebi de şu arkadaşlar. Abone sayım ne kadar artarsa ben de böyle bu tarz içerikler için hem motive olurum. Hem de bu videolar izlendiği zaman ve daha çok abonem olduğu zaman da dolaylı yoldan da olsa bana katkı oluyor. Bu sayede daha farklı videolar çekmek, daha nitelikli içerikler üretmek için de bana motivasyon kaynağı oluyor. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz sevinirim. Genelde teknolojiyle ilgili içerikler paylaşıyorum. Oralarda da o konuda da destek olursanız çok sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.